Faruk Bey. Efendim, ilk kez Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir sendikaya ziyaret gerçekleşiyor. Türk İş'i ziyaret ettiniz. Ziyaret ilişkin bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Değerli arkadaşlar, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak şu anda özellikle sendikacılık hayatında, özellikle işçi sendikalarının en büyük temsilcisi olarak Türk İş'i bugün ziyaret edişimiz, hem işçi sendikaları ile ilgili sorunları bizzat kendilerinden dinleme fırsatını buldum, hem de bazı sorunlara bakanımızla birlikte yerinde tespit edip çözüm neler üretilebilir, bunu aramızda konuştuk. Temenni ediyorum ki özellikle asgari ücret çalışmalarının yapıldığı son anlarda bakanımız ve hükümetimiz bunu bir an önce neticelendirerek şu ana kadar yürüyen bu pozitif algının aynı şekilde devamını sağlarlar. Ve bugünkü ziyaret bu anlamda verimli oldu. Daha önce Salih Bey'in döneminde başbakan olarak bir ziyaretim olmuştu. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak bu ziyareti gerçekleştirmiş oldu. Verimli, faydalı bir ziyaret oldu. Efendim, son günlerde çok tartışılıyor. Sizin aslında ilk olarak siz işaret etmiştiniz yeni yılda bakanlar kurulunu toplayabileceğinizi. Binali Yıldırım bir tarih verdi. Sonrasında Başbakan Ahmet Davutoğlu kimse bizim ilişkimize nüfuz edemez dedi. 5 Ocak'ta öyle bir toplantının olmayacağını söyledi. Son olarak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bazı ifadeleri oldu. Sık sık toplanırsa sizin bakanlar kurulu üzerinde bir vesayet kurabileceğiniz algısı oluşabilir endişesini paylaştı. Tüm bunları nasıl değerlendirirsiniz ve ilk kurula başkanlığınız ne zaman olacak? Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti anayasanın çizmiş olduğu çerçeveler içerisinde yönetilen bir cumhuriyettir. Burası böyle rastgele bir kasaba devleti değil. Yani 16 devletle teşekkül etmiş olan bir cumhuriyettir. Ve şu anda da bizim bir anayasamız var. Bu anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri belirlenmiştir. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olarak seçimler öncesinde hatırlarsanız şu ifadeyi ben sıkça kullanmışımdır. Yani anayasanın vermiş olduğu yetkiler neyse bu yetkileri sonuna kadar kullanırım demişimdir. Devir teslimden bu yana Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay geçti ve şimdi Ocak ayına giriyoruz. Ve bu konularda da bu 2014'ü ve 2015 ile geleceği bir cumhurbaşkanı olarak Bakanlar Kurulu'nu anayasanın hükmü başkanlık eder, gerekli gördüğü hallerde toplar. Bu hükümdür. Ve Sayın Başbakan'la da bu konuyu görüştük. Tabii Binali Bey'in böyle bir tarih verip vermediği konusunda kendisi gerçi ben böyle bir tarih vermedim diyor ama biz Sayın Başbakan'la da konuyu görüşerek ayın 19'unda ben Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de toplayacağım ve orada Bakanlar Kurulu toplantısını başkanlık edeceğim. Bunun dışındaki şeylerde de Cumhurbaşkanı'nın üzerinde kimse vesayet kurmaya kalkmasın. Cumhurbaşkanı bu devletin başıdır. Ve bu devletin başı olarak da yetkisini kullanır. Ama Cumhurbaşkanı'na birileri vesayet kurmaya kalkarsa, hatırlarsanız yine seçim öncesi ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağımı da söylemiştim. Dolayısıyla böyle vesayetlerle hareket eden birisi de değilim. Tam aksine hükümetiyle uyum içerisinde olan, hükümetine güç katmaya çalışan,
Çünkü hükümetimizin başarılı olması şahsımın başarılı olması anlamına gelmez. Tam aksine ülkemizin 2023 hedeflerini yakalaması ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması anlamına gelir ki bizim bakanlar kurulumuzla bu şekildeki, bu belli aralıklarla olabilir, zaman zaman olur, bu tür bir araya gelişimiz kimseyi rahatsız etmesin. Çünkü bu bir rahatsızlık vesilesi değil. Tam aksine birlikte gelişmeleri değerlendirme ve nasıl adımlar atabiliriz bunları konuşma. Yani hükümetle Beştepe'nin veyahut da Cumhurbaşkanı'nın kopuk olması bize farklı bakışlar sergileyenleri sevindirebilir. Biz onları sevindirmeye pek niyetli değiliz. Gayet güzel bir çalışma olacağı inancındayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.